Merhaba arkadaşlar. Nur Gülüntü ve İniler'o YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni, yorum yapmayı unutmayalım. Evet arkadaşlar, kanalıma abone olmak ücretsizdir. Zil butonunu açarak çektiğim bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Bugünkü modelimiz bu arkadaşlar. Modelimiz böyle yaz çiçeği modeli. Yaz çiçeğinin renkleri sarı, mavi olur istediğiniz renklerden koyabilirsiniz arkadaşlar. Böyle biraz ağır renklerden de yapabilirsiniz. Şimdi modelimizin yapımına geçelim arkadaşlar. Sık iğne ile tığ battığımıza battık arkadaşlar. Bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde bir örümcek yapıyorum arkadaşlar. Buraya orta boy büyüklüğünde. İki defa tığımın başını doladım. İki tığ battı atlıyorum. Üçüncü tığ battı arkadaşlar 3 defa çünkü 2 defası az geliyor 3 defa 2 tığ battı atlayıp 3. tığ battıya 1 2 2 2 2 olarak bu şekilde buraya uzunca bir trabzan yapıyorum 2 zincir çekip trabzanımın tepesine bir defa doladım 2 2 olarak aldım bir defa dolayıp 2 2 alarak 3 tane trabzan yaptım 4 5 6 7 8 8 9 ve 10 10 tane bu şekilde ikişer defa da alarak trabzanımı yaptım arkadaşlar Trabzanımı hemen yandaki tığ battımın içine bu şekilde kapattım. Şöyle arkadaşlar iki zincir çekiyorum. Yandaki tığ battıya batıyorum. Sık iğne yapıp kapattım. Buraya tığ battı yapıyoruz. 3 tane arkadaşlar. 1, 2 zincir. 3 tane tığ battım hazır. 10 tane zincir çekiyorum. 3 tığ battıdan sonra 10 zincir 6 7 8 9 10 10 zincirimi çevirdim İlk yaptığım bu tığ battımın içine Kapattım Bir zincir çekip Döndüm arkadaşlar Yaptığım bu yuvanın içine Tam 8 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane buraya sık iğnemi yaptım. 6 tane zincir çekiyorum. Bu şekilde zincirimin kenarına kapattım buraya. 1 2 3 4 5 Şöyle. 6 7 8. de arkadaşlar. Aynı tığ battının içine bu döndüğümüz, zincir için döndüğümüz tığ battının içine kapatıp bu şekilde buraya bir yuva yaptım. Şimdi arkadaşlar bir tane şöyle zincir çekip yanına batıyorum. Direkt örümceğe başladığım an bu örümcek gayet yakın bakın arkadaşlar. Ve dibinden olunca temelli bu e, papatyaların üzerine gelmesini istemediğim için bu şekilde buraya bir tane tığ battı yapıyorum sonra bir zincir çekiyorum aynı şekilde bir örümcek yapıp 3 defa tığımın başını doladım 1 2 3. tığ battımın içine bu şekilde 1 2 2 2 2 alarak uzunca bir trabzan yaptım bir iki zincir. Bir defa tığımın başını doladım. Tığ battımın içine iki iki. Bir defa doladım. İki iki. Burada üç tane trabzanım oldu. Dört beş altı altı yedi sekiz 9 10 10 tane trabzanımı yaptım yine arkadaşlar trabzanımın üzerine yandaki tığ battıya bu şekilde kapatıyorum 2 zincir çekip tığ battıya kapattım 2 zincir çekip tığ battıya kapattım 2 zincir çekip tığ battıya kapattım Evet arkadaşlar yine aynı şekilde 10 zincir çekip bu yuvayı yapacağız Umarım anlaşılmıştır. Şimdi çiçeğimizin yapımına geçelim. İki zincir çekip ipimi tığıma tutturdum arkadaşlar. Bu yapmış olduğum yuvanın içine sık iğne ile ipimi tutturdum bu şekilde. Buraya sık iğne ile ipimi tutturdum. 3 zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 1 2 2 bir defa doluyorum yuvaya girip 1 2 2 3 trabzan 3 zincir çektim yuvaya girdim kapattım buraya bu şekilde papatyamın yaprağının birini hazırladık şimdi tekrar 3 zincir çekiyorum bir defa doladım yuvaya girdim 1 2 2 bir defa doluyorum. Yuvaya girdim. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3. Bu şekilde kapattım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Buraya. Bir defa tığın başını doladım. 1, 2, 2. Bir defa doluyorum. Buraya 3 tane trabzan yaptım. 3 zincir çektim yuvaya girdim kapattım buraya bir tane de zincir çektim ipimi kopardım iki tane zincir çekip pembe ipimi tutturdum arkadaşlar şöyle modelimizin ters tarafından yeşil yuvadan bir tane sık iğne ile ipimi tığıma bu şekilde tutturdum buraya 10 tane zincir çekiyorum 5, 6, 7, 8. Şöyle arkadaşlar, buradan ana yuvadan iki papatyanın arasından bu şekilde tutturdum. Arkadaşlar 10 zincir dedim, 8 zincir olacak. Pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. El sık olanlar tabii ki de 10 zincir çekebilir. Benim gibi eli gevşek, ipimiz de biraz kalınca arkadaşlar. Bu şekilde 8 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zincir. Bu yeşil yuvaya papatyamla yuvamın arasına bu şekilde kapatıyorum buraya. Sık iğne ile kapattım. Bir zincir çekerek bir tane zincir çekerek döndüm. Buradaki sık iğneme sık iğnemi yapıyorum yuvama bir tane sık iğne yaptım arkadaşlar şöyle arkaya buraya şimdi bir iki zincir çekiyorum bir defa tığım başına doluyorum iki iki bir defa doluyorum iki iki burada üç tane trabzanım olunca iki zincir çekip buraya dördüncü trabzan olarak kapattım. Papatyanın yaprağının biri bu şekilde hazır arkadaşlar. Bir, iki zincir. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. İki, iki aldım. Bir defa doladım. İki, iki aldım. Üç. Üç trabzan. Bu şekilde iki zincir çek. İkinci yaprağı da kapat. Bir, iki zincir. Bir defa doladım. Zincire girdim. İki, 2. Bir defa doladım. 2 2. Bu şekilde 3 tane tırabzan. 2 zincir çektim, yuvama girdim. Kapattım buraya arkadaşlar. Şimdi bu şekilde bir tanesi hazır. 2. yuvama girdim arkadaşlar. Bu şekilde sık iğne yaptım. 2 zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Yuvaya girip 2 2 aldım. 2 Bir defa doladım. 2 2 aldım. Evet yine 3 tane trabzan sayımız oldu. 2 zincir çekip bu şekilde yaprağın birini kapattım. 2 zincir bir defa doladım. 2 2 olarak aldım. Bir defa doluyorum. 2 2 olarak aldım. 1 2 zincir bu şekilde kapattım. 2 zincir çektim. Bir defa doladım. Yuvaya girdim. 2 2 aldım. 2 2. 3 tane trabzanım oldu arkadaşlar. Hemen buraya dördüncüyü zincir olarak kapattım. Buranın iki de tamam arkadaşlar. Her yaprağın arkasına 3 tane yaprak yapıyoruz. Tekrar 3. yuvamada bu şekilde sık iğne ile geçtim. Şöyle rahat görmeniz açısından. 1 2 bir defa doladım. 2 2 bir defa doluyorum. 2 2 3 zincir. Pardon, 3 trabzan. 2 zinciri çekip bu şekilde 4. trabzan olarak zincirimi kapattım. 2 zincir çektim. Bir defa tığın başını doluyorum. 2 2 Zincirimle beraber 2 trabzan. 2 2 3 trabzan. 2 zincir çektim. Yuvaya girdim. Kapattım buraya. Bu şekilde. 1 2 zincir. Bir defa doladım. 2 2 bir defa doluyorum. 2 2 3 tane trabzanım oldu. 2 zincir çekiyorum. Bu şekilde buraya kapattım. Bir zincir çektim. İpimi kopardım. Evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde. Burasını ister vişne çürüğü renginden yapın arkadaşlar. ister başka bir renk deneyin. Rengarek olsun. Veya dediğim gibi bir vişne çürüğü pembe yaparak iki renk kullanabilirsiniz. Modelimizin yapımı anlatım bu şekilde arkadaşlar. Çok hoş bir model oldu gördüğünüz gibi böyle papatyalar. Çok güzel durdu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşçakalın.